Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere kirişleri ve döşemeleri anlatacağım. Kısaca kiriş nedir? Bundan bahsedelim. Döşemelerden gelen yükleri arkadaşlar kolonlara ileten, perdelere ileten taşıyıcı elemanlarımızdır bizim kirişler önemlidir anlayacağınız. Bu video biraz uzun olabilir. Kolonlar ve perde videosundan uzun olabilir. Çünkü kirişler kapsamlı. içinde döşemeler de olduğu için. Hemen arkadaşlar videoya girelim. Şu şekilde başlayayım sizlere. Basit anlatmaya çalışacağım. Öz anlatmaya çalışacağım. Ama video biraz uzun olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Olabildiğince kısa anlatmaya çalışacağım. Size teknik detayları vermeye uğraşıyorum şu an. Şimdi öncelikle binamız arkadaşlar Bodrum zemin artı iki. Yani 4 katlı bir bina. Ben birinci normal kattan sizlere arkadaşlar göstereyim. Başlayayım. Şimdi burada arkadaşlar e, kiriş K101 K102 K103 K104 Bu şekilde gidiyor. K106 K105 Neyse. Arkadaşlar bu numaralandırmaları Kendi X ve Y yönünde kendi otomatik olarak oluşturabilirsiniz, sıralandırabilirsiniz. Şimdi bu videomda sizlere kirişleri şu şekilde anlatayım. Öncelikle basit olduğu için şu yataydan komple başlayalım sürekli kirişlerden. 101, 102, 103, 104 kirişini ele alalım. İki tane AutoCAD sayfası açtım size. Aynı dosya. Birinden kiriş detaylarına başlayalım. Diğerinden planımıza bakalım. Bu planımız kiriş detaylarına gelirsek... Hemen K101, 102, 103, 104 arkadaşlar bu şekilde oluşuyor. Size önceki videomda da söylemiştim arkadaşlar. Her zaman akslara bakın. Aks isimlerine her zaman bakın. Sizi kolaya ulaştıracak, hemen sonuca ulaştıracak, basitçe bulabileceğiniz tek şey akstır. Başka hiçbir şey aramanıza gerek yok. Aksları takip edin. K101 kirişi. A ile C aksı arasında bir kirişmiş. Tabi bunlar kolon işaretleri. Zaten S301, S201, S202, S303 burada oluşuyor. Burada kiriş detayını da gösterdiğine göre A, S, 301, 201 her katta isimleri 2'den 3'e çıktığı için değişiyor. Ee, dışı ve dışı. Burada da bakalım. A aksı evet tam uzattığımız zaman şunun dışından yani şu kolon numarası 101'in tam dışından 0'ından C aksı da bunun S102'nin tam dışından geliyor. Hemen kısaca değineyim. Niye S201, S301? Arkadaşlar videonun başında dedim. Bodrum, zemin, artı 2. 4 katlı bir bina. Biz şu an 1'e bakıyoruz. Bodrum, zemin. Yani bu kirişin altındaki ikinci kolon olduğu için 201. Biz birinci kattayız. Yani bu kirişin üstündeki olduğu için S301. 3. kat oluyor. 4 katlı bina zaten başka yok. Bundan mütevellit arkadaşlar konuya gireyim. K101. Öncelikle kırmızı. Bunlar neydi? Bunlar bizim etri yaralıklarımızdı. Arkadaşlar kirişlere gelen kesme kuvveti yoğun bir şekilde buralar arkadaşlar önemli bölge buralarda etriye sıklaştırmaları yapılıyor. 10 santim arayla hemen bakalım 11 tane fi 8 10 santim arayla ortada bölge 7 fi 8 20 arayla 7 tane 8'lik etriye 20 arayla aynı şekilde sıklaştırma yine mesnete yakın olduğumuz taraf 11 fi 8 10 arayla Burada arkadaşlar yine sıklaştırmamızı yapıyoruz. Bunun dışında size anlatabileceğim kirişlerdeki arkadaşlar donatılara başlayalım. Kirişlerdeki donatılara şu şekilde arkadaşlar. Kirişin zaten detayında üzerinde görünüyor ama siz hiçbir zaman buradan bakmayacaksınız. Hemen altında kirişlerin projelerde burada detayları zaten sizin gözünüzün önüne çarpacaktır. Buradan okuyalım neymiş? 2 fi 12. Bu soru işaretlerine bakmayın bunlar fi dönüştürmemiş. soru işareti diye bir şey yok. Biz fiye bakıyoruz demir çapı. 2 fi 12. Bu 2 fi 12 ne arkadaşlar? Montaj donatısı. Montaj donatısı. Niye adı montaj donatısı? Ben size ne dedim? Burada etriyeler var. Bu etriyeleri neye saracağız? Çubuğa sarmayacağız. Plastiğe sarmayacağız. Oduna sarmayacağız. Montaj donatısı. Bunun çekme ile alakalı burada bir görevi yok. Bazı forum sayfalarında yazılarda okudum. Montaj donatısının kiriş çekme bölgesi şu an burada olduğu için ankastre konsol değil bu. İlla ki bunun da faydaları var deniyor, tartışılıyor. Ben arkadaşlar buna montaj donatısı diyorum, geçiyorum. Amacı ne bunun? Etriyeleri bağlamak. Ben şu an başka bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan şu an bu kirişimizde. Şu alttaki çekme donatıları. Bir tane de burada pillemiz varmış. Pille artık birçok projeden kalktı ama olsun siz öğrenin pilye. Pilye nedir? Kısaca ona da değineyim. Pilye arkadaşlar demirden tasarruftur. Şurada basınç bölgesinde bir demir istenmiş. Burada da basınç bölgesinde bir demir işlem istenmiş. Hesapları kurtarabilmek için. Şurada da çekme bölgesinde bir tane demir istenmiş. Biz böyle bir imalat yapsaydık ne olurdu? Şuradan şuraya böyle boy bir demir kullanırdık. Bir demir buraya giderdi fazladan. Çekme için bir tane de buraya giderdi. Elinizden iki tane 12'lik demir çıkardı. Ama adam pilyeyi ne yapmış? Adam pilyeyi buradan bükmüş, buradan da bükmüş. Tabi bunun kurallarına uyarak, hangi bölgelerden gönye yapılacağına uyularak adam tek demirle işi bitirmiş. Burada bir tane çekme demiri oluşturmuş. Burada bir basınç, burada bir basınç. Pilyeyle adam 3 tane istediği demiri oluşturmuş. Neyse konuyu yine bölmeyelim. Ama konu çok bölünecek sizlere söyleyeyim bunu. Şimdi demir, demirimizden başlayalım. Burada 1 e, bir fi 12 ilave. Arkadaşlar ilave demir mesnet kirişle kolonun birleştiği yer mesnet. Bu şapo diye de şantiyede çok karşınıza çıkacak şapo demiri ilave demiri. Bunlar denebiliyor. 165 santim uzunluğunda bir tane fi 12 ilave demirimiz var burada. Üste neyimiz vardı arkadaşlar? Bak buradan plandan okuyarak gidiyorum. Üste de var ama altta siz her zaman kirişlerdeki demiri buradan kontrol ederek gideceksiniz. Buradan zaten gitmeyeceksiniz. Burada ne varmış arkadaşlar? 2 fi 12 montaj donatısı. Evet. Boylu boyunca gösteriyor 2 fi 12 montaj donatısı. Bunu da gördünüz. Bir tane pilyemiz varmış. 1 fi 12. Pilyemiz de burada görünüyor. 1 fi 12. Bunlar uzunlukları zaten size söylememe gerek yok. Hemen burada altta ne demiş? 3 fi 12. Arkadaşlar dediğim gibi demire buradan bakmayacaksınız. Pilyenin burada çekme bölgesinde artı 1. 2 tane de burada gösteriyor. Bakın 2, 1 artı 1, 1 artı 2, 3. Burada detaylı olarak tam gösterdiği için burada. Şurada 2 aslında, şurada 3. 2 fi 12, iki tane çekme donatısı var burada. Onun dışında yine şurada bir tane kolonumuz var. S302, S202. Hemen kolonumuza bakalım. Yani şu kolon. Bizim olduğumuz bu kolon. Altta üstte olduğu için kolon numarasına bakalım. 2 numaralı kolonun. Ondan sonra burada bir tane yine ilave demirimiz varmış arkadaşlar. Mesnet bölgesi. Momentimiz böyle geliyor. Buradan hop atlayacak devam edecek. Burada bir tane ilavemiz var. Montaj donatımız aynı şekilde devam ediyor. Zaten gösteriyor 2 fi 12. Altta 3 fi 12 gösteriyor. 3 fi, 3 fi 12 burada ilave donatımız var. Aynı şekilde buradan gönyelenmiş. Zaten burada görülüyor kolona oturtturulmuş. 3 numaralı kolonu oturtturulmuş. Ona bakalım hemen. 3 numaralı kolona aynen şu şekilde oturtulmuş. den gelen. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Ee, ilavemizi dedik. Burada da yine aynı şekilde 4 numaralı kirişimizin e, olduğu yerde yine bir ilavemiz var. Aynı şekilde montaj donatımız devam ediyor. Gönyeleniyor. Köşede arkadaşlar 5 numaralı e, kolona oturan bir tane 1 fi 12. Buna da bakalım. 5 numaralı kolonumuza da bakalım. S105 aynen şurada da yine aynı şekilde bir tane fi 12'lik montaj donatısı var. Burada zaten tamamlanıyor sürekli kiriş. Bundan sonra 6 numaralı 5 numaralı kiriş bunlar farklı. Çünkü aksları yerlere değişiyor. Şu arada kiriş olmadığı için 5 numaralı kirişi incelemiyor, inceleyemiyoruz. Bunların hesapları farklı. Burası sürekli kiriş olarak aynı aksta aynı doğrultuda çalıştığı için hesabı bu şekilde yapılmış. Montaj donatımız da bitti. Bunun altında tek bir donatımız kaldı. 2 fi 12. 2 fi 12 çekme şu şekilde 815 santim 8 metre 15 santim uzunluğunda gönyeli bir tane çekme demirimiz. Bu arkadaşlar bu kadar. Size zaten etriyeleri anlatmıştım. Burada demir detaylarını anlattım. Etriye aralıklarını anlattım. Kirişimiz bu şekilde anlatıldı. Neymiş olay? A aksından I aksına kadar. Biz burada kirişlerimizi inceledik. A aksından I aksına kadar. 105. 5 numaralı kolondan buradaki 1 numaralı kolona kadar inceledik. Burada da bakalım. 5 numaralı kolondan I aksı 1 numaralı kolona kadar 1. 0, 1. A aksı. Buradaki kiriş detaylarını inceledik. Aynı şekilde plana gelecek olursak Birazdan size kiriş detaylarında kesit onu da anlatacağım. Şimdi biraz döşemelere değinelim. Arkadaşlar döşeme isimleri D101. Biz şu an birinci kattayız. Döşemenin D, D'si. Bir numaralı döşeme. Burası arkadaşlar 15 santim. Bu plak döşeme. Asmolan değil haliyle gördüğünüz için zaten kirişlerimizden belli 25-50. E plak döşememiz uzunluklarımız çok güzel verilmiş. Projeyi çizen benim Çağatay abim. Bana göre piyasadaki en iyi mühendislerden biri. Şu an burada ikamet etmiyor. Bayağıdır görüşmüyoruz. Kendisine çok selam olsun. Kirişler neydi arkadaşlar? Döşemelerden gelen yüklere kolonları aktıran yatay taşıyıcı elemanlarımızdı bizim. Çok önemli arkadaşlar kirişler. Kirişlerde etriyelere çok dikkat edin. Şimdi burada döşeme demirlerini de hemen kısaca size anlatayım döşememizde iki tip demir bulunuyor arkadaşlar. Şurada K101 kirişine bağlanan iki tane demir gösteriliyor. Görüyorsunuz bir tanesi pille, bir tanesi düz demirimiz var. 15 fi 8 38 arayla 15 tane 8'lik demir burada e, şu şekilde yatayda döşenecek şekilde 38 arayla yapacaksınız. 15 fi 8 38 arayla da düz demirimiz var. Demir boyları da zaten burada yazıyor. Buraya 38 bir tane attınız. 38 arayla bir düz daha atıyorsunuz. Sonra bir 38 arayla pil atıyorsunuz. 38 bölü 2 ne oluyor? Ara 19'a düşüyor. Yaklaşık 19'a düşüyor. 20 santim ara yani diyebiliriz biz buna şantiyelerde. Bu şekilde bir e, dizayn yapılmış. Aynı şekilde e, düz donatılar, kirişi arkadaşlar alttan, ortadan ilave ediliyor. Bu gönyeli pilye üstten kirişe oturtuluyor. Bunları da öğrenmenizi tavsiye ederim. Atlamayın. Firketemiz var burada. Küçük böyle bir çıkmamız var. Çıkmamıza firkete konmuş. O şekilde bir dizayn yapılmış. Şunu da niye açmadıysam. Şöyle açayım şuradan. 20 santimlik bir çıkmamız var. Bu arkadaşlar benim ilk şantiye şefi olduğum sene... 2000, 2013 veya 2014 ilk projemdi. O yüzden yine bunu anlatmak istedim. Çok aşina olduğum proje. Bu evde de 2 sene kirada kalmıştım. O yüzden benim için manevi olarak çok anlamlı bir, proje. İlk şantiye şefliğini yaptığım proje. Döşememiz burada 15 santim. Ondan sonra 23 numaralı döşememiz 12 santim. 12 santim. Bu şekilde devam ediyor. Hemen arkadaşlar size plan üzerindeki keside anlatayım. Burada çok ölümcül bir nokta var. Şimdi buraya ne demiş? Çağatay abim BB kesti demiş. Şu kesti BB kesti. BB kestini nereden almış? Buradan almış. BB kesti. BB kestini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan almış. BB kestini şimdi sırayla karşımıza ilk ne çıkıyor? K121 kirişi çıkıyor. Hemen burada zaten K121 kirişini koymuş. Arkadaşlar keste almayı da biliyorsunuz. Ok yönünde bakıyorsunuz. Karşınıza çıkan elemanları tamamen buraya taşıyorsunuz. Şu binayı şuradan kestiğinizi düşünün. Şuradan kestiğinizi düşünün ve bu sol tarafa doğru baktığınızı düşünün. Binayı şuradan kesiyorsunuz testereyle sol tarafa doğru bakıyorsunuz. Karşınıza hangi elemanlar çıkıyor? Da burada duvarımız olmadığı için şu an statik projemiz olduğu için döşemeler, kirişler, kolonlar, perdeler bunlar çıkacak karşınıza. 121 kirişimiz çıktı. Burada bir tane döşememiz var yani hayal edebiliyorsunuz artık. Çok detaya girmiyorum artık. Burası sizin hayal gücünüze kalmış. Burada arkadaşlar döşememiz var. Döşememiz de zaten burada görünüyor. Ondan sonra karşımıza ne çıkıyor? K117 kirişimiz çıkıyor. K117 kirişimiz şu şekilde. Ondan sonra buradaki döşememiz geliyor 12 santim. 153, 151. Şurada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Döşememize arkadaşlar bakarsanız kirişin üzerinden gitmiyor. Burada bir düşük döşeme var. Bizim burada zamanında uyguladığımız banyo, tuvalet, ıslak olduğu için düşük döşeme ile çözmüştük. Şu an bunlar da yok. Sıhhi tesisat olayına girecek biraz iş. Tavandan yürütülerek gidiliyor arkadaşlar. Daha sonra asma tavan, klipin vesaire kapatılarak sıhhi tesisat bu şekilde aşılıyor. Biz de yüzeyden gittiği için burası biraz karışık. Yüzeyden gittiği için burayı daha sonra hafif dolgu malzemesiyle ponza taşı, başka taşlar da var. Onunla dolduruluyor. Beton atılıyor vesaire. Biraz teknik konular. Bunları kendinizi geliştirirseniz şantiyede ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. 151 kirişinden 149 kirişi şurada görünüyor. Bu iki kirişin 20 santim altından yani şu üstten 20 santim altından burada döşeme bu şekilde bağlanılıyor. Burada düşük döşeme var 12 santim yüksekliğinde. Onun dışında bunlar arkadaşlar dikkat edin dediğim gibi kodları yazıyor. Kesitlere çok dikkat edin planda. Bu kesit size verilmeseydi siz bu döşemenin buradan kirişin hangi bölgesinden olduğunu göremeyecektiniz. Şöyle görecektiniz. Kiriş detaylarına gidecektiniz kiriş detaylarında da orada kirişte belli bir kesitten değer yer gösterirse oradan göreceksiniz. Ama oraya da doğru dürüst bakan kimse olmaz. Kalıpçı ilk önce buradaki AA kesti, BB kesti buraya bakar. Temelde olsun, katlarda olsun ilk buraya bakılır. Bunlar zaten alışa gelmiş bir şekilde kirişlerin üzerinden direkt gidiyor. Normal döşeme bildiğiniz üzere ama bu kirişin 20 santim altından oluşturulmuş bir döşeme. Bunlara çok dikkat edin. Azami şekilde dikkat edin bunlara. Ee, evet. Kesite gelelim arkadaşlar. Kesitte de şu şekilde nereden almış? Ee, BB kesti demiş. Hemen planımıza gelelim. BB kesti nereden almış? 5 ile 4'ün yaklaşık ortasından kolon. 5 ve 4 ee, 5 numaralı kolonumuz burada. 4 numaralı yaklaşık şuradan arkadaşlar bir kiriş almış. Kesit almış pardon. 104 numaralı tam şuradan kesit almış. Kesitin sağına soluna bakalım arkadaşlar. BB tam şuradan. Bunu aynı şekilde buradan böldüğünüzü düşünün. Testereyle kestiğinizi düşünün. Şu tarafa doğru sola doğru bakın. Şu sola doğru bakın. Kesiti gösteriyor size. 25 santim genişliğinde. Yüksekliğimiz neydi? Yüksekliğimiz buradaki kirişimizin. Bakalım hemen buradaki kirişimizin yüksekliği ölçüsüne bakalım. 36'ymiş arkadaşlar. 25'e 36'lık bir kiriş var burada. Bunlar 25'e 50. 25'e 50. Bunlar 25'e 36. 25'e 36 buradaki kirişlerimiz arkadaşlar. Hemen şeyine bakalım bunun. Nerede kalmıştık? 25'e 36. Şurada size kesit detaylarını anlatıyordum. 12 santimlik döşeme sağda solda kestiğiniz zaman tam şuradan kestiğiniz zaman Şuradan kesmiştik kirişe bu sol yönden bu sola doğru bakıyorsunuz sağında solunda D12 burada gösteriyor 125 D12 sağında solunda 12 santim döşeme olacak şekilde kiriş böyle devam ediyor. Burada da kesitte zaten tam kestiği yerden bakarsanız 2 fi 12 gösteriyor tam kestiği nokta şurası. İki tane üstte montaj donatısı var 1 2 altta iki tane çekme donatısı var 1 2. 25, 24, 12. 12 santim döşememizin yüksekliği. Toplam yükseklik 36 santim. Ee, size demek istediğim döşemelerle kirişler birlikte çalışıyor. Videonun başında size bunu anlatmıştım. Buradaki pas payına bakabilirsiniz arkadaşlar. Pas payımıza da bakalım burada. İlk başta şu ölçek büyük ihtimal 1 bölü 25. Evet Kirişimiz arkadaşlar 25 santim genişliğinde ama ölçek 2 katı olduğu için 50 cm gösteriyor. 2'ye böldüğünüz zaman gerçek ölçüğünüzü bulacaksınız. Bunlar da teknik konular. Buraya hemen şuradan göstereyim size. 1 bölü 25 arkadaşlar ölçek görüyorsunuz. Genelde zaten hepsinin standartları vardır kat planları, kolonlar, kirişler hepsinin bir standartı vardır, ölçekleri vardır. Bunları da siz kendiniz zamanla gör. Başka arkadaşlar sizlere kiriş döşemelerle anlatacağım ne olabilir? Plandan bakayım. Evet arkadaşlar şu 122 287 ilave donatıların 117 93 ilave donatıların arkadaşlar nereye kaç santim hangi yöne gideceği onunla ilgili de şunları da anlatayım size ilave donatımız 210 santim uzunluğunda bir demir 117.93 daha zaten direkt çıkıyor 120.90 210 ölçeğimiz arkadaşlar 1 bölü 25'ti şuradan hemen bakalım şu kolonun bittiği yerden zaten göstermiş şu kolonun bittiği yerden Direkt ölçümüzü alırsak bu bizi büyük ihtimal doğruya götürecek. Line'dan yapalım. Şuradan tam inelim milimetrik. 93'ün iki katı birbirliği 25 ölçekte olduğu için 186 gelmesi gerekiyor. 185, 186 doğru arkadaşlar. 93 cm kolonun sağ tarafından şuraya 93 cm gelecek demir. Kalan 117 de buradan gelecek. Ilave demirimiz 210. Başka bir tanesine daha da daha bakalım. Yani sallamasyon hiçbir şey gidilmiyor statikte. Öyle bir şey yok. Başka bir ilave donatısı bulalım. Evet şuradan ilave donatısı bulalım. Tam kolonun merkezinden G aksı merkezinden geçmiş. ilave donatımız 195. Yarısı ne yapıyor? 98, 97 zaten tam da çıkmış. Ortadan geldiği için 98'i buraya, 98'i buraya toplam 196 yani 195. Demirler de 1 santim, 2 santim, 5 santim bunlar kaçlıkla ilgili bir sıkıntı yok. İlave demirlerimiz de arkadaşlar hangi yöne kaç santim gideceği şu okları anlattım sizlere. Bugün sizlere kirişleri anlattım, numaralandırılmasını anlattım. Ölçüleri bunları zaten söylememe gerek yok. 25 genişliği, 50 e, yüksekliği, kirişler atalet momentine uygun. E, yastık kirişler de var. Bunları belki başka videolarda anlatabilirim. Şu an müsait bir zamanım, günüm vardı. Bunu sizlere anlatmak istedim. Yastık kirişlerde e, tam tersi e, burası yüksek oluyor, burası yükseklik küçük oluyor. E, 60-32 80-32, 70-32 90-32 olabiliyor. Bunları başka bir videolarda anlatabilirim. Bu e, bana göre gerçek giriş, atalet momenti, yükseklik her zaman genişlikten fazla olacak. E, Tabi bunların hesaplamaları var. Mimari olarak belli kriterleri var. Mesela asmolen döşeme, ben şu an asmolen bir evde oturuyorum. Asmolen döşemede nervür dediğimiz e, dişler yoktur. Bu arada bir şey geldi, önemli değil. Asmolen döşemede dediğim gibi nervür dişler yoktur. Tavana baktığınız zaman kirişleri görmezsiniz. Duvar tabi sizin binanıza sıfır, sizin dairenize sıfır geliyorsa kiriş görmezsiniz o şansınıza. Ama duvar merkezden tam ortadan geliyorsa orada kirişin nervürün dişini göreceksiniz. Ya bunlar çok detaylı konular bilen arkadaşlar ne demek istediğimi az çok anlamıştır. Fazla uzatmayayım konuyu. Kirişlere döşemeler arkadaşlar size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Bu videoyu bir tanıdık kanalına yükleyeceğim. Diğer sanal staj kanalına yükleyemeyeceğim. Orada teknik bir sorun oluştu benim için. Bir tanıdık kanalına yükleyeceğim. Sorularınızı oradan bana sorabilirsiniz kısa tutmaya çalıştım ama aşağı yukarı yine 20 dakikalık video oldu. Başka çekmemi istediğiniz bir video olursa, başka şeyler olursa bana söyleyin arkadaşlar. Yorum atın, ulaşabilirsiniz bana. Ben elimden geldiğince müsait zaman buldukça video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an fındıktaydım, fındıktan dün döndüğüm için kiriş döşemeleri de anlatayım dedim. E, mimari projeyle alakalı videolarda çekebilirim sizlere. Diğer aynı şekilde elektrik, sıvı, tesisat. Az çok onlardan da anlarım. Sizlere dilim döndüğünce basit, sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Daha iyi videolarda umarım görüşürüz. Dediğim şekilde bir sorunuz olursa kesinlikle yorumlardan bana yazın. Ben size oradan en güzel şekilde, en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.